Arkadaşlar Dijital Dönüşüm Akademi olarak gönüllü eğitim çalışmalarımız devam ediyor. Yine sizlere söz verdiğimiz gibi biraz da iyi zamana denk geldi. Yani bizim eğitim öğretim yılı açılışına yeni bir eğitim takvimi hazırladık. Biz de arkadaşlara yayınlarken dedik ki bunu bütün platformlarda yayınladım ben. Yani müfredatımızı. ASP.NET Core 3.1 versiyonunda MVC'yi sizlere anlatmak yani bir geliştirici seviyelerini çıkartmak istedik. Bu sayede de ben müfredatı yayınladıktan sonra biraz daha muhakeme ettikten sonra ben arkadaşlara sadece yani 100 yerde, 200 yerde anlatılan işte ben modeli anlatayım, view'ı anlatayım, partial view'ları anlatayım, query string'i anlatayım, repository'leri anlatayım. Böyle kuru kuru anlatacağıma ben arkadaşlara 2-3 tane güzel proje yaptıralım. Proje üzerinde çalışalım. Sıkıntı olan noktalarda da geniş anlatımlarda da bulunuruz. Ama biz proje tarzında çalışırsak zannediyorum ki buraya katılan bütün arkadaşlar kısa zamanda çok büyük yol kat edecek. Buna inandım. İnşallah yararlı olur düşüncesindeyiz. Sizlere daha önce belirttiğim gibi bir de Zamarin eğitimlerimiz olacak. Onları kendi kanalımda yayınlayacağım. 3 tane proje yapmayı düşünüyorum orada. Dün başladım eğitimler. Bu eğitimleri ilk önce bir essential dediğimiz bir pratiğini, mantığını, kurulumunu anlatacağım. Akabinde bir e, cafe shop diye tasarımıyla, altyapısıyla, web ofisiyle, backendiyle bir proje olacak. Ama daha önce yaptıklarımızdan tek farkı arkadaşlar, en büyük farkı biz gidip e, bir database tutmayacağız bir tane siteden alacağız bunları WebAPI ile. Bu entegrasyon yani siteler arası alışverişler günümüzde çok duyarsınız. İşte bir şirket vardır. Ben der hepsi burada ile entegrasyon yaptırdım. Kendi sitemden ürünlerimi koyuyorum. Onunla haberleşiyorum. Ve şu anda o kadar büyük bir revaç var ki bu konuda. Bunun da eğer yeteneklerinize katabilirsek çok iyi yerlere geleceğinize inanıyorum. Bu şekilde açılışımızı yapmış olalım. Şöyle ben ekranımı yansıtıyorum. Ve arkadaşlar bir tane proje açıyorum burada. Yapacağımız proje bir pastane projesi. Çok büyük kapsamlı değil ama ilk projemiz olacağı için mantığını anlamanız için. Authentication yapacağız. Login işlemleri olacak. Bir arayüzümüz olacak. Yine login ekranını yapacağız, tasarlayacağız. Şuradan create new project diyorsunuz arkadaşlar ilk olarak. Create new project dedikten sonra şöyle bir gelecek benim ekranım. ASP.NET Core Web Application'ı seçiyoruz arkadaşlar. Gökhan Bey de geldi. ASP.NET Core Web Application seçerek Next diyorum bu kısımda. Ve buraya işte Pi diyorum arkadaşlar. Projemin ismi bu olsun. Buraya da Solution diyorum ki bunun da Solution olduğunu belli ediyorum. Benim proje ismi Pi Shop. Solution ismini de sonuna Solution'ımı koydum. Belli olsun diye. Create diyerek şablonlarımın gelmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar burada .net core platformunda olduğumu söylüyorum. burada da versiyonumu seçiyorum. 3.1'de çalışacağım. Ve diyor ki bana nasıl bir template istiyorsun? Yani proje project structure dediğimiz solution'un altında çıkan kısım. Empty dersem işte program Program.cs gelir, Startup gelir. ve frameworklerim gelir. Onun dışında API projesi için bu şablonum var. Normal Razer Pages dediğimiz, daha önce bazı arkadaşlara eğitim verdim bununla alakalı. Bir site yapmıştık. Ee, Razer Page'de bunu seçiyoruz. Ee, bir şablon oluşturacaksa, işte Controller View modeli kendi oluşturup için örnek bir şeyler atacaksa bunu seçiyoruz. Biz Empty seçeceğiz ki baştan öğreneceğiz her şeyi. Şuradan HTTPS'i bırakalım yine biz. Create diyerek oluşturalım projemiz bir oluştu ilk aşamada. Şimdi arkadaşlar proje kısmını tekrar tekrar değineceğim. Çünkü şu anda belki bazı arkadaşlara ben bunu biliyorum basit gelebilir diyor ama İlerleyen aşamalarda kompleks yapılara girdikçe bunu adınız gibi bilmeniz gerektiği için ben tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Evet şu hoş geldin sayfasını kapatıyorum. Sol ışınımı açarak sabitliyorum buraya. Şu ben meşhur kalemimi de alayım yine. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi biz ne yaptık? MPT bir template açtık proje yapısında. Bana sunduğu şeyler belli. İşte sol ışının altında projem, projemin altında da sırasıyla eee dependency isim var. Properties diye bir klasör var. Appsettings.json'um var. Program.cs var, Startup.cs var. Şimdi hocam bunları söyledin. Bunların ne olduğunu da söyle bize diyeceksiniz. Dependency ise baktığım zaman şurada frameworkslerim var. Açıyorum. E, birinci framework'üm ASP.NET Core App. Tıkladığımda ona ait bütün referanslar gelmiş durumda. Komponentler, authorization, authentication, anti forgery bunları kullanacağız authentication işlemlerinde. HTTP kısımları, identity, MVC core, cores, cores'u zaten frontend kısmına geçtiğimde şunu da belirteyim yapacağım planlamalarda sizi geliştirirken iki tane projem var, projemiz olacak. Bir, e, ASP.NET Core'da backend yazacaksınız. Ön yüz olarak Angular kullanacaksınız. Bu e-ticaret olacak. Bir tane de Facebook'a Facebook tarzına benzer e, bir yapı. Yine .NET Core kullanıyorsunuz. Medi, ter, Medi tam telaffuz edemesem de Media TR e, tasarımını kullanıp React'ta ve arayüz olarak da Semantic UI ile arkadaşlar bir projemiz olacak. Bunları da değineyim yeri gelmişken. Evet burada gördüğünüz gibi hepsinin referansları var. Hocam bu ne demek oluyor? Ben size baştan beri şunu söylüyorum. Arkadaşlar .NET Core mimarisi kullandığın kadar öde yapısına göre tasarlanmıştır. Ben PyShop'a sağ tıklarsam ve buradan Edit Project File'a gelirsem bana bunların hepsini içerdiğini söyleyecektir. Gördüğünüz gibi, eee Head Framework'üm .net 3.1. Burada projemi de görüyorum. SDK'm da hazır, yüklü görünüyor. Şöyle bir kısım daha vardı. Tamam, doğru yerdeyiz biz problemi. Şu dependencies kısmında bağımlılıklarda anlatmak istediğim o Properties'e geldiğimde bir JSON'u var. Bunu genellikle e, IIS Express yani e, port işlemlerinde kullanabiliyoruz. E, uygulamanın URL'i e, diyor ki localhost 54952'de çalışacak. SSL portu budur. Yine bu kısımda arkadaşlar e, aşağı indiğinizde burada da 5000 ve 5001'de çalışabilirsin diyor. Bu şu demek oluyor. Siz eğer projeye ayağa kaldıracaksanız isterseniz IIS Express'i kullanırsınız. İsterseniz de şurada PyShop var. Yani bizim Kestrel web server'ımız var. Orada da çalıştırabilirsiniz. Kestrel'de çalıştırırsan 5000-5001'de çalışırım. IIS'de çalıştırırsam az önce bahsettiğim gibi 54.952 portunda hizmet veririm sana diyor. Lokalos'tan. Yine AppSettings.json'da arkadaşlar biz şu an itibarında bilmemiz gereken şu kısma connection string'imizi yazıyoruz. Bunu bilmemiz şu aşamada yeterli. Ve en önemli kısım program CS. Konsol uygulamalarınızda çalışan bilen arkadaşlarınız varsa eğer konsolda burada çalışırdı bizim programımız. Burada execute edilirdi. Ve burada bize diyor ki ben bir iHost belirliyorum yani bu web host bizim hani ya IIS ya da Kestrel hangisi çalışacaksa bu ayağa kalkacağı anda startup'ı tetikliyor ayağa kalkarken. Startup'a gidip baktığımda arkadaşlar iki tane önemli kısmım var. Birinci kısmım servisleri konfigüre ettiğim kısım. İkinci kısmım ise yine bunun middleware'lerini, yaşam döngülerini, pipeline'ı kontrol ettiğim kısımdır. Şimdi biz servislerimizi yazarken dedik ya şuradaki bağımlılıklar. Ben burada hangisini kullanacağımı söylüyorum servislerde. İlk olarak ben bir MVC iddia ediyorsam çalışmak. Ben onu yazmam gerekiyor. Yani servise giderek servis istiyorsunuz. Daha sonra add control with views diyorsunuz. Controllerları ve view'ları kullanacağım. MVC'nin Controller ve View'unu kullanacağım diyorsunuz. Bunu ekliyorsun. Artık benim projem bir MVC projesi oldu. Bu sayede. Daha sonra aşağı doğru indiğimde bazı şeyler ekleyebilirim. Şunu şuradan kaldırabilirim. Şu şekilde yapalım. Şunu bir kaldıralım. Hatta şuraya kadar sileyim. Diğer açık projemde ekleyeceğim. Sırasıydı. Diyorum ki ben buraya app.use Developer Exception Page. Yani developer ortamında hataları göster diyorum. Daha sonra app nokta. Bakın hep yazıyorum buraya middleware'leri. bizim hani statü kodlarımız var ya durum kodlarımız. 404 vardı. 200 OK vardı. HTTP. Onu kullanmak istersem use diyorum buraya. Statüs. Code page diyorum. Bunu da kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim. Ee, Şuraya anlatmadım. Ben CSS, Javascript, Bootstrap gibi kütüphaneler kullanmak istersem projeme gelip add deyip new folder deyip www root ekliyorum. Eklediğim gibi gördüğünüz gibi zaten algıladı. Ben bu statik dosyalarımı kullanmak için de ne diyeceğim? app use static files diyeceğim mesela. Bunlar hep örnek olsun diye gösteriyorum. Şimdi routing yapacağım. Yani projem çalıştığımda bir sayfaya routing olacak ya. O zaman da app. .use routing kullanabilirim. Şöyle useRouting diyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sırasıyla bunları işliyor pipeline'da. Şimdi buraya ben routing nedir ona geçmek istersem hemen şurada arkadaşlar şuradan alabiliriz. Şu şekilde yani 3.1'in versiyonunda bizim end olarak bu şekilde bir routing yapısı var. Geliyorum bunu. Şimdi projeme entegre edelim. Bizim projemiz PyShop'tu tamam. Şöyle koydum buraya. Bu arkadaşlar her zaman genel kullanım olan routing'tir. Bunu değiştireceğiz. Niye değiştireceğiz? benim bir iki tane tarafım olacak ileride bir tane rutin kim admin sayfasına giderken hiç gördünüz mü Siz hepsi burada tıkladığınızda size admin panelinde login şifre sorar mı sormaz Neden Çünkü rutin ki o şekilde ayarlanmış onların şartlarına göre root ediyor Eğer siz admin oranın büyüyesi iseniz ona göre rootlama durumu oluyor. Tabi adresle alakalı. Şimdi bu kısımda e, ne yapıyoruz hocam? Ona değineyim. Şimdi controller diyor ki ben controller olarak home controller'a gideceğim. Action olarak indekse ve ID'yi de e, şey olarak isteğe bağlı olarak alabilir. Tabi bu şu an erken gibi e, bir yapımızı biz oluşturalım. Şurada durum ben size izah etmeye çalıştım. MVC için servis ekliyorum. MVC özelliklerini kazandırıyorum. Sonra da burada middleware ne kullanacaksam sırasına göre tabii ki. Önce diyorum hata varsa onu göster. Şimdi e, ne diyorum burada? Bakın şu mantığı iyi anlayalım. Şuradan şu şekilde kalemimi alıyorum. Şimdi diyorum ki e, hata sayfalarını göster bana çünkü ben developerım ve development ortamındayım, Production'da değilim. O yüzden e, şu anda yayınlamadığım için bu projeyi. Yani şöyle bir e, görüş e, yani size kazandırabilirim bakış açısı. Şimdi bizim iki çalışmamız vardır programcı olarak. Birinci çalışmamız hiç kimseye herhangi bir şey sunmazsınız kendi kendinize, ekibinizce, freelance veya şirket olarak bir proje geliştirirsiniz. Bir de e, siz bir firma kurarsınız startup, bir tane projeyi yayına alırsınız. Yayındadır, kullanılıyordur ve bunun için size ücreti ödenmiştir. Ama de, denmiştir ki sen devamlı geliştireceksin benim sistemi. Sen sorumlusun. Şimdi ayaktayken proje canlıya geçtiyse artık o production aşamasındadır herhangi bir yayında değilse developer kısımdadır. Ben diyorum ki development ortamında olduğu için hata sayfalarını bana göster. İlk önce bunu çalıştıracak. Hani startup'ı tetikledik ya program CS'de. Bunu çalıştıracak. Sonra ne yapacak? E, statü'yü gösterecek. İşte sayfada hata var mı? E, 404 mi? 200 okey mi? Vesaire. Sonra gelecek eğer başarılıysam e, yükleyecek değil mi? Şimdi Sayfan geliyor senin ekrana. E, nasıl gelecek? CSS'lerin yüklü olması gerekiyor değil mi? Bootstrap'in yüklenmesi gerekiyor. O esnada gidecek JavaScript, Bootstrap, e, CSS gibi dosyaları yükleyecek. Sonra routing yapacak. Hangi sayfayı açacağını gösterecek. Ve karşınıza sayfa gelecek. İşte yaşam döngüsü dediğimiz, middleware dediğimiz ve ee, bunun pipeline'ı dediğimiz olayın en basit manada bu arkadaş açılımı arkadaşlar şimdi bu kısmı açıkladıktan sonra şurayı kaydediyorum artık yavaş yavaş e, projemize başlayalım İlk aşamada arkadaşlar domain yani ben domain diyorum ama e, bizim bir modelimiz olacak klasörlerimizi oluşturacağız sırasıyla sağ tıklayacağım MVC'nin M'sini yapacağım. Ve buraya Modus diyeceğim. Modus klasörü. Ve bunun içerisine sağ tıklayarak bir tane model oluşturacağım. Şuradan ben bir class oluşturuyorum. Modelimin ismi de arkadaşlar ne olabilir? Pi diyelim buna. Zaten projemin ismi olduğu için. Okey diyerek ilk modelimi oluşturuyorum. Ve buradaki propertilerimi belirleyeceğim. Her zamanki gibi bir id'si olacak bunun. Buradan integer id diyorum. Yine arkadaşlar string olarak neymi olur. Geriye gideyim. String. Bazen takılıyor işaretli benim. Name diyorum buraya. Şöyle geçeyim. Devam ediyorum alanlarımı. Yine bir e, kısa ve uzun tanımlama yapacağım. Ürünlere. String diyeceğim. Short description diyeceğim buraya. Yine arkadaşlar string tipinde bir tane de long description olsun. Başka neler olabilir? Fiyatı olacak değil mi? Desimal yapalım onu da. Şöyle prop diyerek decimal diyorum buna price diyorum fiyatımdan sonra bir resmim de olacak pastanın resmini getireceğim ekranı ve buna da arkadaşlar string diyerek image URL diyorum ve prop diyerek string diyelim bir de thumbnail olsun bunu buna da image thumbnail diyerek URL diyerek bu kısmı oluşturalım. Ve haftanın pastası olsun değil mi bir de? Haftanın pastası olsun. Hani şefin önerisi gibi bir şey. Buna da is pie the week diyelim. Bunu da öne çıkanlar gibi göstereyim. Evet modelim bu arkadaşlar. Modelimi oluşturdum. kaç tane? Bir 8 tane alanım var. Bir pastaneye uygun olduğunu düşünüyorum. İki tane e, konunun altını çizeceğim. Bu eğitimde, bu projede katmanlı mimari aramayın bir. Bazı şeyleri siz geliştirebilirsiniz. Sizin mantığınıza uymaz. Hocam illa böyle midir değil? Burada ben şu anda size best practice anlatmıyorum. Tam tersine MVC öğretmeye çalışacağım bu projede. Ondan sonraki projelerde best practice, profesyonel e, mimari şeklinde gitmeye çalışacağız. Ama önce hani Yürümeden koşmak olmuyor. Onun altını çizeyim. Ve arkadaşlar modelimi oluşturduktan sonra benim bir de repository var. Sağ tıklıyorum bu kısma. Add diyerek Şuradan new template interface'imi seçeyim. Ipy Repository diyeceğim buna. Okey diyerek interface'imi oluşturacağım. Şimdi interface'imde bir liste gelecek. Çok basit manada anlatacağım arkadaşlar. Herkes anlaması için. Enumerable kullanıyoruz değil mi biz listede? E ne gelecek? Benim nesnem bir tane var. Pay var. Bu da arkadaşlar get all pie. Bütün pastaları getir bana diyorum. Altına da bir de benim sana dışarıdan parametre vererek get pie id diyorum. ID'sine göre pastayı getir diyeceğim. Ve buraya integer diyerek pay id veriyorum. Biz ne diyorduk? E, interfacelerde sözleşmelerimiz yazarız. Metot gövdelerini yazarız. Burada şartım ben get all dediğimde bütün pastalar geldiğinde bir parametrem olmayacak ama bir liste gelecek buraya bütün pastalar. Pay dediğimde get pay id id'sini verdiğim yani ben bunun içini konkrete doldururken kesinlikle ve kesinlikle bunu ben buraya yazmadan yapamayacağım. Bu yüzden e, nesne tabanlı programlamada e, bağlı olarak kontrol ediyorum klaslarımı. Ve şimdi doldurma işlemine gelelim. Şimdi klas de açacağım değil mi? Klasımın ismi arkadaşlar e, mockpy repository olsun. Repository diyorum. Buraya da OK diyerek concrete klasımı nereden alacağım e, kalıtımı? Tabii ki pay implemente ediyor olacağım. Bu şekilde implement missing members diyorum, finish diyorum Şimdi arkadaşlar, sözü şu kapsamı sizin daha iyi anlamanız adına, kafanız, kafanızı tam o noktaya verme adına çok böyle dolandırmayacağım o olayı. Şey yapacağım. Burada biz kendimiz nasıl seeding yapıyorduk hani? data yapıyorduk ya yazdığımız verilerle dolduruyorduk. O yüzden işte veri tabanı bağlayayım, o işlere girmeden saf bir şekilde MVC modelini anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada sadece hani data olsun diye uğraşıyoruz. private list diyeceğim buraya. Pasta listesi pay diyorum ve buraya da alt çizgi pay diyorum. Sade ve sadece burada bir data oluşturmaya çalışıyoruz manuel olarak. Constructor'da da işte bu sınıf oluştuğunda hemen bunun oluşması için buraya alacağız. Hatta tabii ki burada dependence injection falan yok. If diyorum. Benim pastalarım yani datalarım nullsa eşit eşit null diyorum. Ve parantezler içine gelerek initialize şöyle hatta şöyle yapalım. Benim bir datam var. Zaman kaybetmeden. Şurada çalışmıştım ben. Ee, ilk mockta şunu alalım. Initialize ediyor işte. Hani gelişi güzel buralara data koydum. Bir liste hazırladım. Onu constructor'da da oluşturuyorum. Alıyorum bunu bizim projemize. Bunları zaten size atacağım arkadaşlar. Şöyle pay gelmek istiyorum. Şu anda biz pay shop'ta mıyız? Evet, şimdi tamam. Ee, şurada arkadaşlar initial initialize yazalım. Buraya getirdim. Şurada bir e, bizim Spy of the week Modelimizde acaba neydi hemen bakıyorum. He, off Off'ları silelim o zaman iş bitsin. Tamam arkadaşlar datamı oluşturdum. Yani burada basit manada şunu yapıyorum. Bir liste oluşturacağım. Diyorum ki Şu mockpy repository var ya şu class. Bu class oluştuğu anda şunu yapsan. Eğer e, pays nullsa boşsa bunlar. Veri yoksa içerisinde. Dolduruyorum. Olay bu yani. Şurada initialize pays yaptım ya bir tane metot. Veriyorum buraya. Initialize pays'ı e, doldur. Yani bu sınıfı ben nivlerken hemen şu dataları atacak buraya basit manada. Evet geliyorum şimdi dolduruyorum metotlarımı. Şu kısım sadece data için arkadaşlar. Başka bir şey değil. Ne diyeceğim? Return diyeceğim değil mi? Geriye ne döneceğim? Price döneceğim. Döndük. Buraya geliyorum. Şimdi e, burada da return diyeceğim ama şöyle price diyorum. Burada bir şartım var. First or default'ı kullanacağım. Ve burada P için diyorum. Bir lambda ile. P'nin ID'si Eşit eşitse benim verdiğim ID, pay ID, şurada dışarıdan gelen ID eşitse bunu getir. Şu şekilde kapatıyorum. Arkadaşlar bu da mock repository'mizde tamamlandı şu anda. Şimdi bunu arkadaşlar servise ekleyeceğiz. Yani biz burada burada bunları oluştururken tabii ki startup'ı hiçbir zaman unutmuyoruz. Çünkü ne yaptık? Bir interface'im var, bir de concrete'im var. Nasıl bulacak bunları? Startup'la. Ne yapıyorduk biz startup'ta? Services diyorduk. Servisleri et transit'le arkadaşlar şöyle et transit diyerek diyorum ki bakın iPy var ya bu hangi concrete'e karşılık gelecek? Bunu bilmez .NET Core. Burada ben söylüyorum. Ipy gördüğünde repository'yi sen mock repository instance'ını oluştur. Mock Mockpy repository oluştur. Ve et transit ne demekti onu açıklayayım hemen. Arkadaşlar her request'te yeni bir tane instance oluşturur. E, transit dediğimiz olay. E, i̇stek gel diyen oluşturur, kullandırır. Şimdi bu start -up'ta da yaptığımız işlem bu. Adım adım gitmeye gayret ediyorum. Tam olarak otursun diye. Şimdi bir controller oluşturacağız ama Şöyle saatime bakıyorum. 6 dakikam var. Hızlanıyorum biraz. Şu kısma gelerek Şurası değil. Şunu da sileyim. Hatta silmeyeyim onu ben daha sonra. Evet. Registry dediğimiz repository neymiş arkadaşlar? Startup Class'ta Repository gider. Orada Instance'ını alır arkadaşlar. Bunu az önce anlattım zaten. Yine Task of the Controller yani Controller'ın görevi nedir? Arkadaşlar e, Controller'a gelir ilk olarak. E, siz istek yapıyorsunuz ya www.google işte Facebook. Siz istek yaptığınız anda Controller karşılar bunu. İsteğe bir bakar ne istiyor. İşte istekte bir ekran görüntüsü istiyorsa sadece bir data gelmeyecekse hemen gönderir. Ya da bir veri veri alınacaksa o istekte işte butona bastınız bir veri göndereceksiniz. O veriyi alır ne yapar? Veri tabanına basar. Eğer siz istekte hem ekran gelsin hem ekrana veri gelsin derseniz hem modeli hem view'u kontrol eder arkadaşlar bütün organizasyonu yapar. Kısacası bu. Bunun görevi. Basit bir kontrolörümüz. Gördüğünüz gibi 5 sınıftan implement oluyor. Bu normal bir klas. Ama kontrolörden e, e, şey, miras aldığı için artık bir kontrolör klası gibi davranıyor. Burası action'ımız arkadaşlar. Index action'ı. Şu kısımda bizim view'umuz. Yani ekrana gelecek görüntümüz. Gerçek bir kontrol ise gördüğünüz gibi bizim repository'mizi burada Dependency Injection'la ekliyoruz. Bir liste göndermek istiyoruz. Bir View Result var liste. Ve burada arkadaşlar View'a repository'deki paylar var diye datalar. Bunu hem View'a dönüyor hem de datayı şu parametre içerisinde gönderiyor. Bu kısaca ondan da değinmek istedim. Şimdi şöyle bir ekleyelim. Şurada nerede bizim projemiz? PyShop Solution. Tamam. Buraya geldim. Şimdi kontrollerimizi oluşturalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Model klasörümüz tamam. Geçiyoruz. C harfine. MV'sini. Add diyorum burada. Add dedikten sonra New Folder ve buraya Controllers diyorum. Ve sağ tıkladığımızda Add Controller dediğimizde zaten size şablonu getirecek. MVC Controller istiyorum baş olarak. Add diyorum. Zaten standart olarak Home gelir ismi. Home Controller diyerek bunu oluşturdum. Bana zaten bir tane şablonunu getirdi. Ben diyorum ki Private diyerek Read Only benim i pi repository'm var ve bunu pi repository diyorum. Daha sonra hemen Constructor'ı oluşturuyorsunuz ve buraya diyorsunuz ki benim bir i pi repository'm var. Burada onun ismi pi repository olacak ve dışarıdan gelen pi repository ile Constructor'daki pi repository'yi Eşitleme yapıyoruz. Dependence injection'ı Constructor'daki parametreyle almış oldum. Aldıktan sonra arkadaşlar Home Controller'da e, bizim herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Şu an neden yapmıyoruz? Çünkü bizim bir view'umuz yok. View oluşturmayı da göstereyim. O şekilde bitirelim. Şuraya kadar zannedersem model, controller yapısı anlaşıldı. Geliyorum indeksin üzerine. Add view diyorum. Arkadaşlar add diyerek burada. Buna ne diyelim liste olsun bunun ismi. Şöyle list diyelim. Add diyerek bunu oluşturuz. Hatta şunu silelim. E, orada yanlış seçtik. Çünkü view oluşturacağız ama e, buraya e, oluşturması gerekiyordu. Controller oluşturdu. Bunu hemen siliyorum. Geliyorum buraya indekse. Et diyorum. Razor View diyorum. Et diyorum. Ve ismini burada list dedikten sonra bir layout kullandırmayacağız. Et diyerek view'umuz oluşacak boş bir şekilde. Evet arkadaşlar, listemiz oluştu. Bundan bunda yani bugün biz ne yaptık? İşin model kısmını oluşturduk. Bir tane repository oluşturduk data için. Bunu startup tarafını organize ettik. Controller'ımızı oluşturduk ve ilgili view'u oluşturduk. Haftaya da artık yavaş yavaş sayfalarımızı oluşturmaya başlayacağız. Buraya listemizi getireceğiz, ekranlarımızı yapacağız. O şekilde devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar diyorum. Sizin de diyecekleriniz varsa ki yayın kesilebilir. Son bir dakikamız. Hepinize de ilgi gösterip de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şurada chat'i açmaya çalışıyorum ama bir türlü açılmıyor. Şeyden dolayı olabilir şöyle. Hocam duyuyor musunuz? Evet evet şu an duyuyor. Mok ne demek hocam? Yani mock orada bir isim hani herhangi bir şey verebilirsin oraya. Bizim mock framework falan da alakası yok onun. Sadece mock yazdım ben hani başka da bir şey yazabilirsin. Sadece bir dummy data oluşturmak için bir işlemimiz var açıkçası. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkürler